Hiçbir şekilde fayda etmiyor. Geç hiç uyuyamadım. Geçen gece hiç uyuyamadım. Ağrı öldürüyor artık. Şey, biraz bollaştıralım mı bunları? Yok yok, al şu ayağımı böyle hafiften bir oyna bir daha. Biraz rahatlatıyor. Ayağımın bileğimin üstü, yan tarafları, alt topuğum, oraların hiçbirinde his yok. Ayağımı çekmek istiyorum, hareket ettirmek istiyorum. Hiçbir şey yok. Mermi tam olarak buradan giriş yapıyor. Buradan çıkış yapıyor. Sinirleri komple iç kısma, yani çapraz bir geçiş yaptığı için hep sinirleri yakmış. Aynı zamanda hücreler de yanmış. Ameliyattan sonra biraz ağrılarım dindi. Ama benim hiç şu andaki ağrım, vurulma yerimle ilgili bir ağrım yok. Kurşunun girmesi çıkması, ameliyat yerimle ağrı hiçbir ağrım yok. Benim bütün ağrım dört parmağım ve ayağımın altına bıçak sokuyorlar. Yani resmen ayağımın altına böyle bir bıçak girip çıkıyor, iğne batıp çıkıyor. Bütün problemim benim ayağım. İlk 6 ay üzerine basmayı unut. İkinci 6 ayda fizik tedaviye başlayacaksın. Bu tamamıyla sana kalmış bir şey. Fizik tedavi sürecin çok yoğun geçecek ve çok zor geçecek. Belki de bu ağrı, ayağındaki olan bu ağrı kronik bir ağrı olarak kalabilir. Çünkü sinir hastalıkları da azalmış bir şekilde bu sinir rahatsızlığı kopmalarında bunu görüyoruz ve yaşıyoruz dedi. Belki de ayağın dedi öne düşe düşe aksaya aksaya yürüyeceksin. Yani çünkü bilekte hareket olmadığı için diz kapağında hareket var. Ama benim bilekte, yani diz kapağından aşağısında hareket yok. Belki koltuk değneğiyle, belki aksayarak, belki 2 sene, 2,5 sene bir fizik tedavi görüp hiçbir şeyimiz kalmayacak. Ya süreç çok uzun. Bu yorgun bir mermi değil. Mermi 100-150 metreden atılıyor. Bir levhaya gençler atıyor işte. Ben karşı tarafın kim olduğunu bilmiyorum. Arabanın içerisinden. Bir levhaya ateş ediyorlar. Levhaya geliyor gelmiyor tam emin değilim. Yani 150 metreden atıldığını biliyorum çünkü o gün jandarmalar benim ifademi alırken o şekilde söylemişlerdi. Yani bu, ben kurşunu havaya attım. Havadan kurşun geldi, benim ayağıma düştü. Yorgun mermi, öyle bir dünya yok. Bu tamamıyla ya sanki bana atılmış bir şey değil. Arkadaşların işte ormanda kalan da attığı bir atış. Ama işte bize geldi, vurulduğum burası, yani giriş burası çıkış. Şu halime benim dua etmemin bir tek sebebi var. Bunu da söylemek istiyorum. Vurulduğum yerde yarım metre yanımda 4 yaşındaki oğlum. Hemen onun yanında 2 yaşındaki oğlum. Ve 4 yaşında yine tekrardan arkadaşımın kızı vardı. Yani ben şu ayağımın bu şekilde kalmasına ben şükrediyorum şu anda. Ya benim o çocuklarıma, onların bir yerine gelse ben ne yapardım? Benim en büyük zoruma giden, onu düşündükçe kafamı yediren, çıtırtan şey bu. Mermi 100 metreden, 150 metreden atış atılıyor. Bizim bulunduğumuz mekanda dış alanda yeşil bir çit var. Yeşil bir çiti geçiyor. Benim bulunduğumuz yer, iç kısımdaki tahtalardan bir çit var. Tahta çiti kırıp kurşun benim ayağıma giriyor, benim ayağımdan çıkıyor. Devamında evin içine giriyor, evin camını kırıyor. Yani oturduğu bulunduğumuz mekanın camını kırıyor. Ve kurşunun düştüğü yerde kurşun düşüyor. Hemen bir karış yanında, yani 20 santim ötesinde 3,5 aylık çocuk ve puseti var. Şimdi o camı kırdıktan sonra bir 20 santim daha gidip o pusete gitse ne olacaktı? Biz o zaman ne yapacaktık? Yanımda çocuklarım var. Oğlum yanıma geliyor. Ben elimi bu şekilde tutmuşum. Buradan kan çıkıyor. Elimi açıyorum. Oğlum babam gitti. Babam vuruldu diyor. Şunu uyuyor burada. Babacım ben seninle yatacağım diyor. Babacım diyor rüyam, gözlerimi diyor kapattığım zaman diyor senin diyor vurulmanın aklıma geliyor. Ya bilinçsiz iki tane arkadaşın çıkıp merkezi bir alanda, ya merkezi bir alan o bulunduğu o gün oradaki alan, çıkıp havaya ateş etmesi. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Tabii tabelaya ateş ediliyor. Yani devletin tabelasına ateş ediliyor. Yani bunu hangi insan aklı mantığı alır ya bir tabelaya ateş etmek? Ne biz, affedersin ama biz Meksika'da mı yaşıyoruz? Ya biz şeyde mi yaşıyoruz yani? Nasıl bir ülke burası? Karşı taraf bile bile bana ateş etmemiş olabilir. Doğru, haklılar da belki, onlar da işte gençliğin vermiş olduğu bir şey. Anlayışlı gösteriyorum, anlayışlı davranıyorum. Elimden geldiği kadar anlayışlı düşünüyorum. Onlar kendi işte o günkü arkadaş eğlencesine göre havaya gençliğin vermiş olduğu bir şey. Havaya değil işte, levhaya ateş edelim. Devamını düşünmemişler. Düşünseler zaten bunlar olmazdı. Benim tek merak ettiğim şey şu, ben kendi işimi kendim yapan, yani kendi bağkurumu kendim yatıran bir insanım, kamyoncuyum. Benim bu saatten sonraki yaşamım nasıl devam edecek? Ben bir sene boyunca işte ben kamyonuma çıkamayacağım, kendi aracımı kullanamayacağım. O kadar ödemelerim, o kadar borçlarım, o kadar kredilerim, esnaf kefayet kredilerim, her şeyim var. İşte aylık kestiğim faturalar var devlete, her şeyim resmi kayıttı. Bunlar nasıl olacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Kastamonu'dan arkadaşlarım aradı, aile dostumuzun arkadaşlarım aradı. Dedi ki bir gün cumartesi pazar bir
Eğlenelim, çocukları gezdirelim, mangal yaparız, işte güzel olur falan, hava güzel. Tamam, buraya geldiler. Biz de internet üzerinden ayın 17'sinde giriş yapmak üzere 17-18 için bu gitmiş olduğumuz bungalov firmasını bulduk. Bir gece konaklamamızı yaptık. İkinci gecenin akşam saat 18-20, 18-30 o civarlarda işte bu tarz, yani vurulma gibi bir olay yaşadım. Vurulduktan sonra işte ben ambulansla buraya, hastaneye gittim. İşte tedavim başladı, ameliyatlar gibi süreçler falan oldu. Yani vurulmadan önce mangal yakacaktık. Yanımda 4 yaşındaki oğlum, 2 yaşındaki oğlum, bir de Kastamonu'dan aile dostumuzun 4 yaşındaki kızı vardı. 3,5 aylık çocuğumuzla işte bahsetmiş oldum. İçeride bungalovun içindeydi. Pusetindeydi. Ben işte odun parçalarken ilk önce sağ tarafından bir çıt diye bir ses duydum. Sonra ben direkt sağ tarafım, sol tarafımın üzerine düştüm. Baktığımda buram çok canım acıyordu. Sol taraftan gidip sağ taraftan çıktı. Ben hemen eşime söyledim. Hayatım dedim, böyle böyle ben vuruldum. Onlar ilkten bana inanmadı. Çocuklar çığlık çığlık. Ahmet Aras büyük oğlum yanıma geliyor. Bir bağırma, bir çağırma. Çocuk yani anlatamam ya o gün orada yaşanan olayı. Kurşun benim ayağıma buradan girip buradan çıktıktan sonra bungalovun, mekanımız yani oturduğumuz alanın camına girip camından sonra tam 3,5 aylık çocuğun pusetinin dibinde duruyor. Ya o pusete de gelseydi? Biz bugün neleri konuşuyor olacaktık? Ben bunu çok merak ediyorum. Veya bu kurşun benim ayağıma gelmemiş olsaydı da yanımdaki 4 yaşındaki, 2 yaşındaki oğluma gelmiş olsaydı biz o zaman neyi konuşuyor olacaktık? Bu kurşun benim hayati bölgeme gelse biz neyi konuşuyor olacaktık? Yani şu anda evet vuruldum. Dizimden aşağısını hissetmiyorum. Belki bu şekilde kalan ömrümü devam edip tamamlayacağım. Ya bir şeyler olacak ya. Bir şekilde yaşayacağız ama. Ama bu söylediğim 3-4 senaryo olsaydı biz bugün neyi konuşuyor olacaktık? Mekan sahipleri, ben şunu çok beklerdim. Ben onların orada bir misafiriydim. Onlar orada bir işletmeciler. Hastaneye gelebilirlerdi. Çünkü onların mekanında vuruldum ben. Belki onların da bir güvenlik tedbiri var. Belki o bungalovların o şekilde olmayacaktı. Belki tahta duvar, yani tahtadan bir çit değil de betonarme bir duvar olması gerekiyordu. Yerden 1 metre bir betonarme duvar olsa bana kurşun gelmeyecekti. Ya bunları ben hiç sorgulamıyorum şu anda. Ben tek sorguladığım şey, mekan sahiplerinin de bir kere olsa hastaneye, evimize ziyarete gelip, telefon numaralarımız var, bizi arayıp geçmiş olsun, bize yapabileceğimiz bir şey var mı demesi bile bizim için yeter. Bizim onlardan bir beklentimiz yoktu. Benim en çok beni üzen konuda mekanda vuruluyoruz, hastanedeyiz. Ben canımla mücadele veriyorum. Kendileri hala kendi mekanında hiçbir olay olmamış gibi, işte yok doğa seslerinde, yok kuş seslerinde uyanabilirsiniz gibi sosyal medyadan kendi mekanlarını anlattıkları zaman, reklam yaptıkları zaman ve benim yanıma hiçbir şey değil, geçmiş olsun demedikleri için benim bunlar çok zoruma gidiyor. Kurşunun giriş esnasında değil de çıkış esnasında büyük bir alanı parçaladığını, sinirleri ve hücreleri yakarak, kopartarak çıktığı için doktorumuza anlattığını söyleyeyim. 6 ay üstüne basmayacağım. Hiçbir şekilde ayağımı oynatmayacağım. 6 ayın sonunda şu andaki olan şiddetli ağrılarım, yani bu kronik olarak kalıyor, bu şiddetli ağrılar kronik olarak kalabilir dedi. Belki kalmayabilir dedi. Ya tabii bunu zamanla yaşayıp göreceğiz ama 6 ayın sonunda uzun bir süreli bir fizik tedavisi bekliyor beni. Kendisi zaten bunu söylemişti. Fizik tedavinin sonunda iki tane dedi seçeneğim var. Birincisi dedi hiçbir şey olmadan yürümeye devam edersin. İkincisi de %10 gibi işte bir engelle, yani ayağımın dizimden aşağısı, yani bileğimden aşağısını yürürken aksayarak yürümeden konuştuk. Çünkü ben kamyoncuyum. Kendi işimi yapıyorum. Yani büyük ağır vasıtlı araç kullanıyorum. Bu ayağımı ben debriyajda kullanıyorum. Yani şu anda ben kendi işimi yapamıyorum. Amcasının oğlu aracı kullanıyor. Silah, ateş eden kişi silah. Amcasının silahı sarsılmaz 9 milimlik çapında. Ben pek silah da anlamam. Arabanın içinde 2-3 tane kız arkadaşları var. Eğlence tabii arkadaşlar. Yanında kızlar, arkadaşlar, hava atma var. Bizim gençlerimizde, arkadaşlarımızda. Geri dönüş esnasında seyir halinde, yanılmıyorsam işte arabaya seyir halindeyken levhayı görüyor. Arabada araba yavaşlatıyor. Hiç arabadan aşağı inmiyor bile. Arabanın içerisinden levhaya ateş etmeye çalışıyor. Bu dediğim kişi 16 yaşındaki bir genç. 16 yaşındaki bir çocuk amcasının silahıyla. Amcasının da tabii silahını aldıklarından haberleri yok. Bilgisi yok. Bir saat sonra yakalandığını öğreniyoruz. Bir gün sonra serbest kaldığını öğreniyoruz. 16 yaşındaki çocuğun kasten adam öldürme, yani bilerek yapmadığı için bir yanlışlık, bir kaza kurbanı bu olay yaşandığı için. Bu olay da canımızı sıkıyor.
Ekipler ilk evine gidip aldıklarında bildiğim kadarıyla, yani yanlış bir şey de söylemek istemem. Bildiğim kadarıyla ben ateş ettim. Ben yoldan geçerken işte yön gösteren levhaya ateş ediyorum. O ateşin sonunda işte kurşun bize geliyor. Yani aslında bu bir yorgun mermi değil. Ya belki karşı taraf bu olayı çok basit görüyor şu anda. Hani kazayla oldu ama benim orada çocuklarım vurulabilirdi. Bu kurşun benim hayatı bir yerime gelebilirdi. Bu olaylar hiç kimse düşünmüyor şu anda. Ben mağdurum. Ben ne kadar yatacağım? Bir sene mi? İki sene mi? Bu ayağımı ömür boyu kullanabilecek miyim bir daha? İşimi yapabilecek miyim ben bir kere? 114 bin lira esnaf kefaat ödemem var. Onun haricinde kendi çekmiş olduğum her ay 35 bin lira kredim var. Satarım kamyonumu. Kapatırım bütün borçlarımı. Ondan sonra işte artık ya, ondan sonrasını ne yapacağız peki? Hadi biz iş yerimizi kapattık, borçlarımızı kapattık. Elimize belki 3-5 kuruş para kaldı. Onunla da bu tedavi sürecinde devam ettik. Devamında ben bu ayakla ne yapacağım? Benim ilk önce bu olayla ilgili, yani yaşadığım bu olaydan aldığım tek ders, tek söyleyeceğim şey, kesinlikle ormanlık alandaki, dağlık alandaki bungalovlara gitmesinler. Çünkü güvenli değil. Bizim Türk milletinin içinde var ormanlık alana gidip ateş etmek. Bu bungalovlar o kadar güvenli bir alanlar değil. Can güvenliği yok. Çünkü ormanlık alanda belki bungalovcunun da yapabileceği bir şey yok. Yani mekan sahibi de buna yapabileceği bir şey yok. Şahıslar geziyor, ateş ediyor. Oradaki işte bungalovda ailesiyle piknik yapan, mangal yapan benim gibi bir insanın bacağından girip hayatını karartabiliyor. Yani bu olur olmaz yerlerde, bu dağlık alanlarda, ormanlık alanlarda, şehir merkezlerinde bir anlık zevkiniz için ateş ediyorsunuz. Attığınız ateş bir insanın hayatını söndürüyor. Vuruluyorum. Vurulduktan sonra çok sevinçli bir haber geliyor. Seni vuran kişi yakalandı diyor. Bir gün sonrasında serbest kaldı. Yani bu şekilde olmaması lazım. Hiçbir ihtiyacımı göremiyorum. Kalk tuvalete gidemiyorum. Elimi yüzümü yıkamıyorum. 6 ay boyunca bu yatakta yatacağım. 6 aydan sonra bir 6 ay fizik tedavi göreceğim. Ama beni vuran arkadaş şu anda dışarıda elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde geziyor. Ya bu da insanın tabii ki de bir moralini bozuyor. Bozmuyor değil.